dışında sizin farkındalığınızın yüksek olmasını sağlayacak bu kahvaltı toplantılarını yaptığınız için, bunları hazır organize ettiği için İngilizce çok teşekkür ediyoruz. Ben bir örnek vermek istiyorum. Bizim ne zaman işlerle alakalı bir konu geçerse tümleri ürpererek dinlediği bir örnek var. Bizim yönetim kurulu üyemiz Burçak Hanım'ın eşi Mustafa Bey var. Mesleği başladığı zaman Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde görev yapıyor. Bir özel harekat Türkiye'nin sınır dışında önemli operasyonlarına imza atan bir özel harekat subayı Taksim'de gezmeye geldiğinde yanına bir tane bonzayla 5-6 madde neyse alan bir çocuk geliyor, ondan bir şey istiyor. O veriyor, sonra bir daha çekiyor. Sonra gitti, şöyle iki okuyor. Hani yağmur 2 metre, böyle hani özel harekatçı bir adam. Çocuk çıkartıyor, bıçağı kalbine saplıyor. Adam Taksim'in bütün bu uygulunu, ilk yardım hastanesi, aşağıda odası, yürüyerek kendi geliyor, kalbinden bıçağı kendisi çıkartıyor. O kadar da bu konuda eğil ve hastanede yatıyor. Mustafa Bey diyor ki, ben iyiyim, siz kalbime girdi, siz lütfen müdahale edin. Yaklaşık birkaç gün sonra da sanıyorum vefat ediyor. Şimdi, biz aslında buraya geldik. Biz yılda bir toplantı yapıyoruz. Türkiye'de baktığınız zaman ne kadar çok bu işi işte sayılar verdik. Hep mücadeleler var. Aslında yapmamız gereken temel nokta şu. Biz öncesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz sonrasında birçok mücadele ediyoruz ama öncesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Öncesinde bir şeyler yaparken iki tane faktör var. Her zaman söylediğimiz bir çocuğun hayatında. Bir ailesi, iki okul. Ailesi neyse onu değiştirmemiz mümkün değil. Doğarken çocuğun değiştiremeyeceği, hepimizin değiştiremeyeceği sonların başında geliyor aile. Ama hani bir söz var ya, küçük yaşadan en büyük mucize iyi bir öğretmenle karşılaşmaktır. Ben buradaki bütün öğretmen arkadaşlarımızın bu mucizeyi çocuklara yaşatacak bir işinde olduğuna yürekten inanıyorum. Arkadaşlar, genç arkadaşlarımız var. Eminim yaşı ilerlemiş arkadaşlarımız var. Eminim buradan yani hiçbir arkadaşımız bir madde görmemiştir. Kullanmamıştır. Ama şunu unutmayın. Çocuklarınızın yaşayacağı ortamda soyutlanmış ve bu sizlerin dokunmadığı diğer çocuklar biraz önce yaşadığım örneklerle hayatımızın her aşamasında kötü bir şekilde karşılaşmamızın en büyük göstergesi. Bizim üstlendiğimiz görev bu anlamda aslında çok önemli. Biz aileyi, evet, TBM'e informatörümüz Demirhan'ın bu konuda çok güzel bir sunum yaptı. Teşekkür ediyorum Serkan Bey'le beraber diğer arkadaşlarımıza. Bizim İran'daki arkadaşlarımız çok güzel sunum yaptılar. Ama sunumların ötesinde mutlaka ve mutlaka biz aileyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama sizin her an okulun içerisinde bu gözlemi yapmanız gerekiyor. Rehber öğretmenliğin verdiği sorumluluğu en üstte taşıyarak. Meslektaşınız olarak konuşuyorum. Bence rehber öğretmenlik sıralamasında önce çocuğu sınava hazırlamak değil. Bence çocuğun yaşam becerilerini geliştirecek. Sunumlardan bir tanesinde şey vardı. Neden işte kötü alışkanlığı ve gidiyor noktasında çocuğun boş vakti. Bilim Hanım dedi ki okul idarecileriyle bu konuda iyi iletişim kurun. Evet. Çocuğu önleyici tedbir alabilmek için yapacağımız şey ya müzikle buluşturacağız, ya sanatla buluşturacağız, ya sporla buluşturacağız. Bir şeyi buluşturmamız gerekiyor, onun vaktini mutlaka doldurmamız gerekiyor. Burada size gerçekten gönülden çok büyük görev düşüyor. Ben bu aşamada bizim yapacağımız bazı çalışmalarla alakalı kısa kısa bilgi vermek istiyorum ve sonra bitireceğim. Tabii hepiniz milliyetçi görevlendirmesi sonucunda bu görevi kabul ettiniz. Biz bundan sonra bizim Çorlu'da Cumhurbaşkanımız Serkan Bey burada. Çorlu'da bir şubemiz var ama diğer ilçelerde de artık temsilciler açacağız. Orada da bazı arkadaşlarımızı sen bu ilçede artık
ihtiyaç olduğunda arkadaşlarımız oradan Tekirdağ'a kalkıp gelmek zorunda kalmasınlar. Diyeceğimiz temsilci görüşeceğiz. Bu konuda hani kafamızda planladığımız herhangi birisi yok ama sizin bize vereceğiniz tavsiyeleri, içlerinizi de iyi tanıyan eğitimci olarak başımızın üzerinde yeri var. Genç Yeşilay ve benim kulübüm Yeşilay etkinliklerini arttıracağız. Özellikle lise ve ortaokulda benim kulübüm Yeşilay, sizlerle beraber benim kulübüm Yeşilay etkinliğini oldukça arttırıp bilinçlendirmeyi çok fazla sağlamak istiyoruz ve destek olmak istiyoruz. Yine Bilgiler Uçurumu'nda söyledi. Arkadaşlar okulunuz Yeşilay broşürleriyle, materyalleriyle, afişleriyle donatmalısınız. Yani hani subliminal mesaj mı diyorlar ona? Yani subliminal mesaj. Onu çocuklara mümkün olduğu kadar, öğretmen arkadaşlarımıza mümkün olduğu kadar, idarecilerimize mümkün olduğu kadar, genel beylerimize mümkün olduğu kadar vermemiz gerekiyor. Biz bu süreçten sonra tabii şöyle, siz görevlendirdiniz ama biz rehber öğretmenlerimizle yine çalışmak istiyoruz ama gönüllülerle. Gönüllülerle. Yani bu işe bir görevi almak evet ama gönüllü olmak onun için daha fazla dert hissediyor insanlar. Gönüllü arkadaşlarımızla hani Yeşilay gönüllüsü, Yeşilay elçisi olarak daha fazla mesai yapmak istiyoruz ve daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz bu arkadaşlarımızı. Ben son olarak konuşmamı bitirmeden önce müsaadenizle bizim geçtiğimiz seneydi yaptığımız bir telefon geldi bize bir okuldan. Çok duygulandığımız bir şey bu arkadaşımızın aramızda. Dedi ki ya bizim okulumuz çok gelir düzeyi altı öğrencilerin olduğu bir okul. Ama çocuklar işler bilinci o kadar farkında ki işi anlattıktan sonra bir şeyler yapmamız lazım. Yeşilay'a bağışta bulunmamız lazım. Yetiştirmemiz lazım dediler. Biz de tabii ki ayıp olmasın diye bir tane önceden de tanıdığım bir arkadaşımız. Yani ben de çalışan ve çok emek veren bir arkadaş ama telefonda birbirimizi tanıdık. Sen kimsin? Ben işte şuyum. Sen bak, işte hocam. Tamam. Hadi seni kırmayayım geleyim. Normalde bizim arkadaşlarımız gittiler. Hep beraber gittik. Tahsin Bey, bu sefer beraber gittik. Gerisini o arkadaşımız ben sayın müdürümüz bize izin verdi. Buraya çok kısa olarak bir davet etmek istiyorum. Mesela değil misin? Ben, yaptığı şeyi anlatsın. Ve biz, ben çok etkilenmiştim oradan. Size de kısa da kısaca paylaşırsa. Aslında bir alkışı da bence hak ediyor. Başlıyoruz. Şimdi biz şarj faaliyetleri yapıyoruz. Bilenler bilir, bilmeyenler için söyleyeyim. Biraz kültürel ve ekonomik olarak düşük gelirli bir okul. Ama öğrencilerimizle biz Yeşilay'ı tanıştırmak istedik. Bizim değerlere eğitim çalışmamız vardı ve yardımseverlik kulübümüz vardı. En ulaşabileceğimiz yöntem Yeşilay'dı. Hem maddeye çok yakın bir bölgedeyiz. Yani Ayvalık çok yakın. sonra biz bir kermes yapmaya karar verdik. Çocuklar kendi elleriyle işte kurabiyeler, kekler, poğaçalar yaptılar. Ve bu kermesten elde ettiğimiz parayı Yeşilay Derneği'ne bağışlamak istedik. Kendi elleriyle de pankart hazırlamalarını istemiştim. Şöyle pankartlar hazırladılar. Yani bunları hiçbir şekilde yönlendirme yapmadım. Zaten hani tüm çalışmalar için öğrencilere daha serbest bırakma taraftarıyım. Şöyle yazılar yazdılar. Elimizden gelen bu kadar ama kalbimiz sizinle. İşte biz de buradayız Yeşilay, bizi gör. Çok parası olanlar için vermek kolaydır. Biz az parayla bu kadar verebiliyoruz ama biz buradayız gibi şeyler yazdılar. Biz de çok duygulanmıştık. Güzel bir çalışma oldu. Yeşilay'da ben bu arada elinde söz alacaktım hocam. Şimdi ortaokul öğrencilerine Yeşilay Derneği'nin, cemiyetinin görev vermesini istiyorum. Yani bizzat hani bizler gibi çalışmalarını, çünkü gerçekten sorumluluk aldıklarında çok daha iyi çalışıyorlar, çok daha sahip çıkıyorlar. Özellikle riskli bölgelerdeki okullar için.